İsmim Halim Gerçel. Esas mesleğim inşaat mühendisliği. 1947 Kayseri doğumluyum. Esnaf çocuğunun oğluyum. 4 erkek kardeşin 2 numaralısıyım. 1999'dan itibaren Sahabiye Mahallesi'nin muhtarlığını yapmaktayım. Bu dönem 6. dönem muhtarlık. İnşaat mühendisliğinin yanında Erciyes Üniversitesi kurulmadan önce Meslek Yüksekokulu'nda kurucu bölüm başkanı, Statik Mukavemet Hocalığı, Endüstri Meslek Lisesi'nde Cebir Geometri Trigonometri Hocalığı, Sümer Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği, Kayseri Lisesi'nde fizik öğretmenliği yaptım. Ayrıca elektrikli battaniye imalatımız oldu. Kayseri Kültür ve Turizm Derneği'nin 40 yıllık başkanlığını yapmaktayım. Anadolu'da yayınlanan en uzun ömürlü dergi Erciyes'in 45 yıllık sahibi ve yazışları müdürüyüm. 1963'ten bu tarafa da basınla, gazetecilikle ilgilenmekteyim. Çıkarttığımız dergilerin içinde bizim Gençlik Dergisi, Yeniden Diriliş Dergisi, Çemen Şiir Dergisi bulunmaktadır. Ayrıca Kayseri kültürüyle ilgili yayınlanmış kitaplarım vardır. Bu benim 1989 yılında ben Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan adayıydım. Milliyetçi Çalışma Partisi'nden. Ben MHP'liyim, ülkücüyüm. Oradan beri siyasette bir şeyimiz var, tecrübemiz var. 1989'da, 99 yılında da muhtar adayı olarak görev yaptım. O zamandan bu tarafa 6. dönem muhtar adayıyla yaptım. Mahalleliyle muhtar gibi değil, her evin bir ailesinin ferdi olarak çalışıyorum. Karşılıklı saygı, sevgi, disiplinli bir şeyimiz var. Herkesin derdine çare olmaya çalışıyoruz. Sahabiye Mahallesi sakinlerimizin bizden bekledikleri şeyler çok tabii. Onları bize iletirler. Biz de mümkün olduğu kadar ilgili makamlara iletiriz. Tabii tecrübemiz, dairelerdeki, çeşitli belediyelerdeki yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz, arkadaşlarımız vasıtasıyla da mümkün olduğu kadar bu isteklerini yerine getiriyoruz. Şimdi Suriye sorunu bütün Türkiye'nin sorunu. Tabii Kayseri'de de 150 bine yakın Suriyeli olduğu söyleniyor. Bizim mahallemizde kota konan 18 mahalleden bir tanesidir. Nüfusumuzun %20'sinden fazlası aşan nüfus yabancı olduğu için, sığınmacı ve mülteci olduğu için yeni kayıt yapılmamaktadır. Ancak eski kayıtlar devam etmektedir. Ve mahallemizde de Suriyelilerin her türlü sosyal şeylerini yürütecek dernekleri, alışveriş yapacakları iş yerleri, pastaneleri, sarrafları var. Fazla bir şey olmuyor ama tabii vatandaşlarımızla uyumları, kültürleri farklı olduğu için bazı problemler çıkıyor. 5000'e yakın ortalama, 4500'de 5000'e yakın kayıtlı var. Çok az da belki kaçak Suriyeliler var ama ondan da Göç İdaresi Müdürlüğümüz, Emniyet Teşkilatımız mücadelesini yapıyor. Bulduklarını sınır dışı ediyorlar. Mahalle için bizim en çok vatandaşımızın istediği kent ekmek fabrikasının, belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek fabrikasının büfesinin açılması isteniyor. Bizim de yine uzun yıllar gayretimize rağmen aile hekimliği merkezi açtırabildik. Ancak 3 doktor görevlendirdiler. Halbuki bizim mahallemiz 7 doktorluk aile hekimliğine muhtaç. Ve binamızda uygun değil, aile hekimliği için uygun değil. İnşallah bu yeni dönüşüm arazisi üzerinde de sağlık ocağımız için bir yer ayrılmış. Onları yaptıracak hayırsever vatandaşlar da hazır. İkinci şeyimiz, yani en büyük arzumuz, aile hekimliği merkezimizin büyütülmesi, yeterli derecede olması. Bir başka şeyimiz de mahallemize semt konağı istiyoruz. Biliyorsunuz bizim Kayseri'de cenaze falan olduğunda belediyeler çadır kuruyor.
O da kış, yaz uygun olmuyor, soğuk oluyor, aydınlatması olmuyor. Bir de her yerde çadır kurma imkanı yok. Semt konağı olursa orada bir taze evi, köy konakları gibi. Sokak düğünleri yasaklandı. Ailelerin maddi durumu müsait olmayanların düğününü, nişanını o salonda yapacakları. İnşallah yaparlarsa semt konağı, benim 30 bine yakın değerli kitaplarım var. Oraya bir kütüphane kurulması için de o kitaplarımı bağışlayacağım. Bizim beklentimize acil olanlar bunlar. Diğer zaten rutin asfalttı, bilmem neydi, parktı, bahçeydi. Onlar belediyelerin yapacağı işler. Ondan bir şeyimiz yok, şikayetimiz yok. İstediğimiz zaman, eksikler bildirildiği zaman gerekli müdahaleler belediyece yapılmaktadır. Ben önce mahalle sakinlerime, sonra sizin programı takip eden vatandaşlarımıza selam, sevgi, saygılarımı sunuyorum.